Efendim, mertçe dövüşmeyene. Kalleş. Haince, sinsice kötülük edene kalleş denir. Şimdi dert yaratırsa ekleri dert yaratır. Bu arada 7 harfli cevaplara ulaştık maşallah. 2 dakika 45 saniye var. Hızlı geldiniz buraya kadar. Herhangi bir şekilde takılırsak hemen harfe tutunmayalım. Süreniz var. Buyurun şuna bir bakın. Karşılık beklemeden iyilik olsun diye anlamında bir söz. Eklerine dikkat. Karşılık beklemeden verdim. İyilik olsun diye yaptım. O verdim dursun, yaptım dursun, tek bir kelime konduralım geri kalanına. Karşılık beklemeden verdim. Öylesine, hibe eder gibi bilmiyorum. İyilik olsun diye. Öylesine olmaz o zaman, değil mi? İyilik olsun diye yaptım. Yani para almadım, iyilik olsun diye yaptım. Bir harf. Harf alayım. Buyurun. Ama oralarda gezinelim. İşte hibedir, iyiliktir, evet, bağıştır, karşılık beklememek. Hiç gelmiyor. Ne olsun diye yaptım bunu? Beynim durdu. Bir harf daha. Bir harf daha alayım. Ekler kafanızı karıştırıyor. 5 harfli bir kelime olarak sorsaydık daha güzel olurdu. Hayrına. Hayrına yaptım. Şimdi bu da biraz alengirli. 7 harfliler biraz dertli. Buyurun. Sonunu almış ekini. Görkemli gösterişlideki ek, o ek. Görkemli, gösterişli. Arapça kökenli bir söz. Şaşalı. Nedir? Hanımefendi. Tebrik ederim. Vallahi bravo. Buyurun yenisi gelsin. Bu çok kolay. Pencere örtüsü yapmak için ayrılmış kumaş. Pencere örtüsü, perdelik. İnanamıyorlar. Bu kadar kolay olamaz mı? Öyle mi dediniz? Yani. Bu da kolay. Uluslararası Polis Teşkilatı'nın orijinal kısa adı. Sever misiniz efendim o? Interpol. Bravo, seviyorsunuz. Hadi birisi gelsin. Çok kolay sorular bunlar. Akar gider bundan sonrası. Kenarları 100'er santim olan bir dörtgenin alanına eşit yüzey ölçüsü birimi. Dekametre. Yapmayın, yapmayın. 100 santim. Tamam, çok uzağa gitmeyin de bir daha bir bakın. Ne metre? Ne? 100 santim. 100 santime bir şey mi diyorduk ya? Sadece yüzey ölçüsü birimi diye sorsam daha kolay olurdu bu soru. Ha. Metrekare. Metrekare, buyurun. Laf kalabalığı yaptığımız için... Kafamı karıştırdın. Evet, olmadık bir şey diye düşünüyor insan. Buna dikkat ama işte. Bu iki kelimeden oluşuyor. Mastarla bitiyor tabir. Dümdüz bir tabir. Ama şu sorunun içerisinden birçok böyle dümdüz tabir çıkabilir. Buyurun efendim. 9 harfli cevapların sonuncusu. 46 saniyeniz var. Bıkkınlık vermek, huzur bozmak. Daraltım. İki kelime. İki kelime. Öyle bir şey ama. Yani anlamı öyle bir şey de iki kelime bu. Sen artık bıkkınlık veriyorsun. Bak, sen artık huzur bozuyorsun. Bir harf alalım mı? Alalım. Alalım bir harf. İki kelimeden oluşuyor. Güzel yerden geldi o S harfi. Çok kritik yerden geldi Belkıs Hanım o S harfi. Can sıkmak. Hoppa! Çok güzel oldu. Can sıkabilirdi hakikaten. Hakikaten can sıkabilirdi. Güzel atlattınız. Buyurun geliyor. Olmaz olsun. Yine karanlık bir soru. Hem koyu renkli, taneli, bol humuslu arazileri, tarlaları tanımlar, hem ölümü tanımlar. Hiçbir fikrim yok. İki harf kelime. Alayım. İki kelime. Harf alayım. Bir harf istediler. Bir sorun daha mı? Bir sorunuz daha var. 5 saniye. Bir harf daha istediler. Durdurdular efendim. Ha. Aşık Veysel. Kara toprak. Kara toprak. Doğru.